Merhaba binaçlar. Bir bakım onarım videosunda daha beraberiz. Bugünkü misafirimiz Daiwa Legalis 20LT 3000CXH modeli 2020 model. Güzel bir makine. Orta segmentte bayağı tercih edilen bir makine. Ama tabii biraz fiyat oranı tutmuyor arkadaşlarım. Exeler yani Legalis alacağınıza yani ben olsam egzeleri tercih ederim. Çünkü bir iki artısı var. Onun için en önemli nokta kol mesela egzelerde böyle geçme değildir. Yani şaftlı değildir. Direkt dişlidir. O yüzden arada da fazla fiyat farkı olmadığı için yani egzeleri tercih ederim. Bakın arkadaşlarım kol geçme ve katlanır. Şimdi bu makinenin bakımını yapacağım. Her zamanki gibi bakım yaparken de aklıma gelen özelliklerini sizlerle paylaşacağım arkadaşlarım. Şöyle tutturayım dedim. O da tam ucuna gelmiş. Orada plastiği var. Biraz oyaladı bizi. Evet. Makine şık görünümlü. Siyah ve altın rengi detayları var. Hemen makaradan başlayalım arkadaşlarım. Makara Long Cast sistemi var. Yeni seri olduğu için ve altında hemen bir su geçirmezlik için contası var. Hafif bir makara. Alüminyum makara arkadaşlarım. Bu makaranın kapasitesi 0,13 mm monomisineden 200 metre almaktadır arkadaşlarım. 10 kilogram drag vardır makinede. 3000'lik makine demiştim. Yani 4000'liklerde 12 kilogram oluyor. 3000'liklerde 10 kilogram oluyor. Hemen pullarımızı, kalama pullarımızı ve keçelerimizi sökelim. Gördüğünüz gibi normal keçe ve metal pullarımız mevcuttur. Galiba bu sıvı yağ dökülmüş buraya. Biraz bucuk bucuk olmuş burası. Makaramız bu şekilde arkadaşlarım. Ya bir de şeyi söyleyeyim, en önemli nokta anti backlash sistem var. ABS. Şu dudak yapısı ve makaranın geriye doğru konik olması atışı daha ileriye göndermemizi sağlıyor. Makaramız bu şekilde arkadaşlarım. Geldik makinamıza. Her zamanki gibi bakın burada kalama sesini çıkartan kolumuz var ama ne yazık ki bunun yayı yok. Yani demek ki obidaşımız bunu düşürmüş. Veyahut da dedim ya burada bir bucuk bucuk bir olay var. Farklı bir yağ dökülmüş. Belki de bakıma gönderdi. Bakımda farklı bir yağ kullanıldı. Veyahut da bakımı yapan arkadaşımız bu teli veya kendisi yaptıysa teli kaybetmiş herhalde büyük ihtimalle yayı. Evet. Kontrolcü vatasını çıkarttık arkadaşlarım. Hemen rotor somunumuzu da çıkartalım. Somunumuz, rotorumuz, air rotor, air valve sistemi mevcut rotorumuzda. Air valve sistemiyle air rotoru çoğu arkadaşlar karıştırıyor. Şimdi air rotor rotor bölümündeki sistemin yapıyı söylüyor, ibare ediyor. Air valve ise rotor telini kastediyor. Şimdi Legalist'ten aşağıki makinelerde burası farklıdır obidaşlarım. Girintilidir. Şimdi buradaki rotor teli tek parça değil. Şurada bir eki var ama bunu şimdi Daiwa elimizle buraya misineyi koymamamız için bir ayar vermiş. Buraya takılmadan misine kılavuzuna ipimiz gelsin diye bunun üzerinde çalışma yapmış. Buna da airball demiş. Ve bu sistemi makinalarına Legalist'ten itibaren Exeler, Fiago, ondan sonra Firmus, işte Ballistik bunların hepsinde bu sistem mevcuttur arkadaşlarım. Twist Buster 2 sistemi
Misina kılavuzunda mevcuttur hobidarçlarım. Bu modelde biliyorsunuz Maxi yok hobidarçlarım. Hemen şöyle kapağımızı açalım. Altında hemen Infinity Anti-Reverse sistemimiz mevcut. Evet, bakın nasıl paslanmış. Gördüğünüz gibi işte her zaman söylüyorum, avdan sonra bakım çok önemlidir. Burada da buraya sıkışmış burcumuz, burcumuzda pas var mı? Burcumuzda yok. Ama maalesef anti-reverse sistemimizde, yani artı bir rulman bu arkadaşlarım. Bakın nasıl paslanmış. İnşallah gözüküyordur. Evet, iyi şeyler değil o arkadaşlarım bunlar. Parça fiyatları da günümüzde bayağı arttı. Lütfen dikkat edin. Dikkat etmezseniz benimle çok irtibata geçersiniz o arkadaşlarım. Evet, şu da her zaman söylüyorum, gıcık olduğum segment. Segmanımızı aldık. Hemen makinenin iç organlarına doğru ilerliyoruz. Şimdi bu modelin Legalis'in 2017 modelinde, 2017-18 tam olarak hatırlamıyorum şu anda. Sadece ve sadece şurada şey vardır. Şu boşluk yoktur. Yani fazla bir değişiklik yoktur aslında o arkadaşlarım. Önemli olan Zion V kasaya geçmiştir. O önceki kasa DS5'li kasaydı. Kompozit sistemdi. Bu 2020 modellerde Zion bir kompozit. Daha iyi. Yani en önemli nokta bence kasa, gövde ve rotor üzerinde Zion bir'ye geçmesi. Önceki kasalarda biraz makine üzerine yük bindiği zaman şöyle biraz oynuyordu. O oynamayı bayağı Zion bir'ye geçince bayağı bir kısıtlamışlar. Güzel olmuş o arkadaşlarım. Tabii gönül ister ki Zion olsun ama Zion'da da fiyatlar artıyor maalesef. Evet, devam edelim hobilaşlarım. Kasamızın cıvatalarını sökelim. İnşallah içinde şuradaki gibi paslar yoktur. Ha, aklıma gelmişken söyleyeyim. Infinity Anti-Reverse sistem, bu artı bir rulmanın makinenin geri dönüş ve ileriye dönüşünü ayarlayan bilyadır arkadaşlarım. Şurada altında mandal vardır. Bunu çoğu kişi karıştırıyor. Şimdi aklıma gelmişken onu izah edeyim dedim. Şu mandalın ucunda şuradaki kulağa geçen bir pin vardır. O pin bu antireverse sistemindeki bileğin şuradaki gördüğünüz gibi ileriye geri hareket ederek burcu sıkıştırır. O mandalı açtığınız zaman burası açar, geriye de döner. Sıkıştırmaz burcu. İleriye de döner, geriye de döner. Mandalı tekrar kapattığınız zaman hemen burayı gördüğünüz gibi bu tarafa çeker ve burcu sıkıştırır. İleriye dönüş yapar. Bu sefer geri dönüş yapmaz. Bu çok önemlidir. Bu bozulduğu zaman geri dönüş yapar, kaçırır vesaire olur. Mesela balık üstüne bindiği anda kaçırırsa tasmanlayamazsınız. Önemli bir parçadır bu arkadaşlarım. Onu çoğu arkadaşlarımız karıştırıyor. Onu aklıma gelmişken izah edeyim dedim. Kapağımızı ayırdık o arkadaşlarım. Makinamızın iç organlarına ulaştık. Yağ ne yazık ki içindeki yağ simsiyah olmuş. Hemen ne yapıyoruz? Ön tarafa geçiyoruz. Pinyon dişimizi tutar. Pulumuzu söküyoruz o arkadaşlarım. Pulumuzu aldık. Şöyle pinyon dişimizi de çekelim ve çıkartalım. O bakın, görüyor musunuz? Yağ çamur haline gelmiş.
Bakın burada yağ yok. Bu tarafta yağ öbeklenmiş. Yani yağ artık işlevini kaybetmiş o bidaşların. Böyle çamur halinde bir yere yığılmış kalmış. Gördüğünüz gibi. Bakımının önemi çok büyük o bidaşların. Her zaman söylüyorum. Bakım yaptırırsanız, yani av sıklığınıza göre bakım yaptırırsanız makinenizin ömrü uzar. Hemen şöyle krank dişimizin destek milini çıkartalım üst taraf. Alt tarafı da alabilirsek onu da çıkartalım. Evet, alt tarafı da aldık. Şimdi ana dişimizi alalım. Bakalım rahat gelecek mi? Üşür sesler geliyordu. Makineden stoper paslanmıştı. Bakalım burası nasıl? Bu da gelmiyor. Evet, yavaş şu şekilde aldık ve maalesef bu makineye normal gres sürülmüş. Gördüğünüz gibi dişçide hiç yağ kalmamış. Bu yağların özellikleri çok önemli arkadaşlarım. Yani her yağıyla bu makineler yağlanmaz. Önceden bu yağları bana soruyorlardı. Ben iyi niyetimle bu markaları söylüyordum. Ama ne yazık ki birkaç tane arkadaşımız diyeyim, hobidaşımız diyeyim, farklı farklı yorumlar yaptılar. Biraz benim ayarlarımı bozdular. Ne yazık ki artık onların yüzünden bu yağları da kimseye söylememekte karar aldım. Ne diyeyim hobidaşlarım? Şimdi bana hem soru soruyorlar. Ustam diyorlar hangi yağ kullanıyorsun? Bize de söyle, biz de böyle böyle yapalım filan. Tamam, iyi niyetimle söylüyorum. Ondan sonra 2 gün sonra çıkıyor geliyor. Benim kanalıma yorum yapıyor. İşte ustam diyor bunlar böyle böyle kullanılmaz. İşte bunları kullan. İşte şunları. Ya ayıptır hobidaşlarım. Yani arkadaşlarım ne diyeyim. Ondan sonra ben de artık söylememe kararı aldım. Kendi kendimi üzmenin pek bir gereği yok. Evet, bu cıvatayı da yalama yapmışlar. Ne yazık ki. Yani diyorum ya, bu makine bakımını yapmak bilmiyorum. Yani herkesin harcı değil. Her videomda da söylüyorum. Bilen var, bilmeyen var. Bakın olmayacak işte buraya tornavidalarla falan açmaya çalışmayın, sökmeye çalışmayın diyorum. Ama ne bileyim işte bizim insanımız işte ben yaparım ne var onda vesaire şudur budur düşüncesinde. İşte ne var onda bakın yağma olmuş. Şimdi bununla uğraşacağız. Tabii çıkarsa, çıkmazsa mecburen bu cıvata gidecek yani. Ne yapacağız ondan sonra o cıvatayı? Farklı yöntemlerle sökeceğiz. Bu cıvatayı değiştirmek zorunda kalacak çıkmazsa. Evet çıktı. Çıktı bari. Hemen tornavidamızı değiştirdik. Bakın görüyorsunuz. 3 tane tornavida denedim. Çıkarttık. Ne yazık ki eline tornavida yalan herkes ben ustayım diye geçiniyor hobidaşlarım. Aman dikkat diyeyim. Burada var bir şey. Yani oksitlenmiş. Daha önce de herhalde böyle bir şey oldu. Sökerken adam sökememiş, zorlamış, yalama etmiş. Evet, gelmiyor. Gördüğünüz gibi sıkıntı. Şöyle iki tarafla destekleyerek yapmamız lazım. Zorlamadan bakın. Hafif hafif oynatacağız. Oynatacağız. İşte böyle. Ne yazık ki haldır huldur girişiyorlar. Bu dişlilere, cıvatalara. Ondan sonra işte makinem düzgün çalışmıyor. İşte servise gönderdim. Memnun kalmadım. İşte şu şahsa gönderdim. Memnun kalmadım. Evet, zor bir şekilde çıkarttık. Gördüğünüz gibi. Bu da krank dişimiz arkadaşlarım. Altında da
Şöyle pull var mevcut. İçinde de lumunu mevcut. Hemen şurada pinyon dişlisinin arka tarafına gelen lumunumuzu da alalım. Gördüğünüz gibi bütün parçaları söktüm. Evet, bu da sağ taraftaki lumen. Kum var, paslanmış, hırıl hırıl yapıyor. Büyük ihtimalle bunu değiştireceğiz. Şimdi bu Infinity antrevör sistemini ne yapacağız? Tekrar aklıma geldi. Demin de sonradan böyle arada aklıma gelince paylaşıyorum sizlere o videoları. Şimdi mesela ben ilk önce parçaları kurtarma tarafındayım. Şimdi bu antrevör sistemini pas sökücüye yatıracağız. Ondan sonra bunu ne yapacağım? Sökeceğim, içini temizleyeceğim. Çalışmasını kontrol edeceğim. Kaçırıyor mu, kaçırmıyor mu kontrol edeceğim. Direkt değiştirme yoluna gitmiyorum. Mesela rulmanları da bozuk olanları kurtarabilirsek ilk başta kurtarma tarafındayım. Tabii bu bazı üst segment makinelerde CRB1 rulmanlar var arkadaşlarım. Onlar çok önemli. Pahalı rulmanlar. Onları tabii ki her zaman kurtarma tarafındayım. Çünkü fiyatları gerçekten pahalı. Bir rulmanın fiyatı nereden baksanız 400 lira filan arkadaşlarım. Yani bunu ben Japonya'dan getirtiyorum. İşte kargosuydu, gümrük vergisiydi vesaire. Şuydu buydu. Fiyatlar 350-400 liraya geliyor bir anda. Hobidaşlarım da o diyor pahalıymış. Onun için hobidaşlarım benim yeni çıkarttığım Next Oil özel olarak ilgilendim, yaptırdım. Next Oil yanı avdan sonra kullanmaya mümkün olduğu kadar çalışın arkadaşlarım. Tavsiye ederim. Yani ben çıkarttım diye söylemiyorum bunu. Gerçekten avdan sonra tuzlu suya makinenizi girip atıp bırakmayın bir köşeye. Ondan sonra bu şekilde paslanıyor, kilitleniyor. Sıkıntı çıkıyor. Evet arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi bütün parçaları söktük. Bu videomuz da bu kadar olsun. Ne diyelim her zamanki gibi oltası suda olan herkese rast gelsin.